Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de çok şükür iyiyiz. Şu an burada ne yapıyorum diye soracak olursanız şöyle çilek almıştık Cevdet'le ve evde bu kuvvetür çikolatasından vardı. Kendimize çilekli şpisler böyle kriskilmakta olanlar, satılanlar gibi yapmak istiyoruz. Bir saniye. Bunlar çok sert oluyor. Bu videonun devamı yarın devam edecek arkadaşlar. Sadece şu an bu aşamayı göstermek için açtım vlogu size. Ama yarın hepimiz babaannemizle toplanacağız. Oraya ben limonlu, çok güzel böyle sapsarı bir limonlu kek yapmak istiyorum. Giderken herkes bir şey yapıp getirecek. Ben de limonlu kek diye düşündüm. Onu yaparken de size çekim yaparım. Babaannemizle de güzel güzel çekimler yaparız yarın. Ama şimdilik bir bunu yapalım. Sonra kapatırız videoyu. Yarından da devam ederiz. Bu bir erisin. Şişlere takarız. Evet, birazcık daha kalmış içerisinde. O da erisin. Sonra başlayalım. Ertesi günden herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz elhamdülillah. Bugünden devam edeceğimi söylemiştim size. Vlogu biraz geç başlattım ama saat şu an 1:20 geçiyor. Hazırlandım hemen. Hazırlanma faslını aradan çıkarayım dedim. Cevdet'i bekliyorum. Şöyle bir plan değişikliği oldu. Ben bugün limonlu kek yapacaktım aslında. Bizim de WhatsApp'ta bir aile grubumuz var. Orada işte kızlar ne yapacaksınız derken konuştuk. Ben limonlu kek yaparım dedim. Leyla da ben de havuçlu kek yazınca Gülsüm o zaman sen böyle çilekleri, çikolatalı çilek şişleri yap dedi. Tamam o zaman dedim. Yani bugün ben limonlu kek yapmayacağım. Onun yerine çikolatalı çilekler yapacağım. Herkes bir şey yapıp getirecek. Babaannemizle toplanacağız. Böyle yani evin işlerini de hallettim. Şöyle her yer toplu. Şurada sadece katlanacak çamaşırlar beni bekliyor. Bunlar da ikisi kurumayanlar. İki kişiyiz arkadaşlar. O kadar çok çamaşır çıkıyor ki bizde. Yani bilmiyorum, çok çamaşır çıkarıyoruz. Mutfak da toplu. Bunlar dünden kalma. Şimdi yapacağım için hiç kaldırmadım. Gelsin direkt çilekleri yapalım. Makineyi de boşalttım. Evet, Cevdet şimdi geldi arkadaşlar. Ben çilekleri şöyle bir güzel yıkadım. Bunları böyle yarıya böleceğim. Burada da çikolatamı erittim. Ama şişlerim az kalmış. Muhtemelen sonlara doğru sadece çikolataya daldıracağım. O şekilde de güzel olur. Evet bakalım ben bunları yapayım. Ha, buna dökmeye karar verdim. Geçenkinde çok akıyordu. Yani dün yaptığımda çok aktı. O yüzden şöyle bir şey yapmaya karar verdim ama olacak mı hiçbir fikrim yok. Bakacağız artık. Thank you.
arkadaşlar. Gitmeden postaya bakayım. Bir şey var mı? Yok. Gidebiliriz. Ceviz önden iyiydi. Aldı. Çilekleri yaptım bu arada. İstediğim gibi olmadı. Hepsi böyle çikolataya batırılmış olsun istiyordum ama olmadı, olsun artık. Böyle de güzel. Gidelim bakalım. Arkadaşlar biz şimdi babaannemize geldik. Bu sarmaları kim yaptı? Tabii ki ben yaptım. Sen yaptın. Gittim de baktım sarmaları görünce. Hazır çiğ köfte. Bunlar sarma yapıyorlarmış, adıma pişti. Anne bunu sen mi yaptın, havuç tarator? Evet. Burada, orada havuç da var, daha da var. Burada dolma. Ha karıştı. Burada dolma. Bu dolmalar babaannem yapmış belli. Evet, bu poğaçaları Hülya halam yaptı. Evet. Bu kekleri kim yaptı? Kim yaptı keki? Oğuzdan. Salatamız var, çiğ köfte var. Kızlar sadece bir şey sormak istiyorum. Çiğ köfte var. Burada şnitzel yapacağız. Pilav. Burada da benim çileklerim. Akıllı Cevdet ne yaptı bir sorun. Borcamımı kırdı. Nazar değmiş arkadaşlar, nazar. Resmen gitti yani. En sevdiğim büyük borcamımı mahvettin Cevdet. Teşekkür ederim. Nazar. Bak, alırız yeni bir tane alırız. Birazdan Leyla'lar da gelir. Şu çiçekleri de bir kaba koyalım. Onlar kesin cam olmuştur hep. Yok. Çıkarmamız lazım. Onu çıkart istersen. Evet. Köşesini kırmış. Evet. Yemeğimizi yedik bu arada arkadaşlar. Şimdi Cevdet'le bu oyunu oynayacağız. Bakalım kim yiyecek. Haydi ama gel. Hadi kameraya koy da koyun. Ama göremiyorlar. Ama biz görmüyoruz. Ben göreyim canım. Oyna. Şöyle. Hadi. Tamam. Ben bu oyunu küçükken çok oynardım. Çok oynardık biz bu oyunu. Güzel yaptın. Hadi bakalım kim yiyecek. Ama siz alt sırayı şu an göremiyorsunuz. Akıllı. Cevdet bu oyunu daha çok iyi öğrenmesi lazım. Ana! Dört ana. Meine Frau ist nicht. Was für ein Heiratsbeschluss? Ich bin nicht so krass. Aber sie ist gerade so still. Seni hain. Wer ist für dein? Kaldır elini. Kaybediyoruz yoksa. Der kann nicht, der hat schon gestimmt. Hayır. Kaybediyoruz yoksa dedim. Pis bir korkular. Als Bürger. Ya. Ne kaldırmadı ya? Ya çünkü Entschuldigung jetzt nicht, Cedric, ich sag's dir. Ben oraya kaldırdım, bu ikisi. Ihr wolltet doch also, du jetzt auch nicht verletzt. Nein, aber es passiert jetzt ihr komplettes Abriss. Abla, dinle. Abi, dinle. Benim er sagt Abi zu mir. Er kann nur Werwolf sein. Benim hanım garanti. Nein, schau. Bunları çok sessiz. Du checkst gar nichts. Du checkst gar nichts. Hast du gesehen, wie sie sich aufgeregt haben? Ich will doch nicht doch. Seçin lan beni, çıkarın. Ich bin für Caner. Caner, überlegt es euch nochmal.
könnte es so sein, dass es kannst du nur sein, ja. Bruder, ich sag's euch, überlegt es euch noch, ihr werdet es verlieren. Hast du auch noch mehr? Seçildin bile. Çıkarlar ne? Ich hab dir kämpft. Hast du das Werbe für gewonnen? Ja! Sen Yusuf und Hala haben gewonnen. Ja, ich war so schockiert, als ich meine Augen geöffnet habe und die zwei sind Werwölfe. Ich so, Alter, ich setz dich, ich schwör's. Wer denn in den ersten Tag? Meine Frau ist jetzt gut. Ich hab meine Augen wieder zugekommen. Ich hab dich nicht gekauft. Ich wusste, dass sie es ist. Gibt's mir gar nicht mehr. Diesmal konnte ich Uri spielen. Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Ani bir geçiş olmuş olabilir. En son babaannemizdeydik. Ondan sonrası yok, bugünle devam edeyim dedim. Yeni bir yıla girdik. İnşallah yeni yılı Rabbim hayırla geçirmemizi nasip eder. Ve gönlümüzden geçen her ne dua varsa, eğer hakkımızda hayırlı olacaksa Rabbim o dualarımızı kabul eylesin inşallah. Yeni yıl hepimiz için hayırlı geçsin. Evet bakalım, ben böyle et çıkarttım kendime. Bu da CDT. Artık anlıyorsunuz. Bu böyle kanlanıyor gibi olmuş ama olsun. Bununla bugün kendime patlıcan yemeği yapmak istiyorum. Hala aklımda o. Bununla da CDT buzluğumda şöyle pita wrap'ler oluyor. Bilmiyorum, onlar Arapların ekmeği mi artık, hiçbir fikrim yok. Türk marketinden almıştım. Daha farklı bir yufka ekmeği. Onunla Cevdet'e böyle wraps yapacağım. Böyle güzel bunu soteleyip ondan sonra içerisine kornişon turşu vesaire koyup güzel bir wrap oluyor. Sonra tostun arasına koyuyorum. Birazcık kızartıyorum. Güzel oluyor. Biraz da yanına patates kızartması yaparım ona. Cevdet o şekilde çok seviyor. Burada da kendime şimdi şöyle kahve yapmıştım. Kahve içiyorum. Şu an burası karanlık. Pancarı kapatmıştım. Evler toplu, temiz. Makinenin sesini de duyabilirsiniz hatta. Bir posta makine atmıştım. Havluları yıkamıştım kaynamaya. Onları katladım. Yani tüm ev işlerini hallettim. Saat şu an 12:42 geçiyor. Yani birazdan belki kendi yemeğime başlarım. Ondan sonra da Cevdet'in yemeğine başlarım. Bugünümüz de böyle geçsin. Şu pancuru da açayım hemen. Haydi bakalım, gün başlasın. Son posta çamaşırları da serdim artık. Çok şükür sepet boş arkadaşlar. Direkt mutfağa geçtim. Şöyle sepetlerimi bir güzel yıkadım. Bir tane patlıcan kullanacağım. Şöyle kötü olmaya yakın. Bakın şurasını da alacağım birazdan birazcık. Kötü olmaya yakın biberlerim vardı. Onları böyle temizledim. Bir tane soğan kullanacağım. Şöyle bol bol da 4 dişte sarımsağım var. Bunları bir güzel yıkadık. Bunu alacalı soyalım. Güzel tuzlu suya batıralım. O tuzlu suda yaklaşık şöyle 15-20 dakika bir beklesin. Şimdi bunu bir kenara alayım. Bunları da hemen doğrayayım. Ondan sonra en son etime geçeceğim. Evet, şimdi hemen etimizi de keselim. Şöyle iki parça etini yıkamıştım. Çabuk pişen bir et olduğu için böyle düdüklü falan kullanmayacağım. Rost bratmanlık et çünkü. Böyle ince uzun yapacağım arkadaşlar ben. Küp küp değil de bu boyutlarda.
Şimdi şu wok tavamı aldım. Bunları birazcık soteleyeceğim. Etleri ilk etapta. Arkadaşlar ardından soğanlı koyacağız, kavuracağız sarımsakla birlikte. Ama o esnada patlıcanlarımı kızartmak istiyorum çok az. Böyle daha lezzetli olur. Ara ara karıştırayım. Aslında bu etin hiç suyunu saldırmama gerek yok ama ben yine de yapmak istedim. Temiz bir mutfak havlusu aldım. Şöyle patlıcanları iyice kurulayalım. Sıçramasın oraya buraya. Tamam. Şimdi şuraya da hemen yağ alalım. Yeterli. Etimizi de karıştıralım. Karabiberimi de koyacağım arkadaşlar. Başka baharat koymayacağım. Ve patlıcanlarımı da koyuyorum. Şöyle. Domates suyundan şöyle çalkalayalım. Biberlerini de üstüne koyuyorum. Kısık ateşte pişireceğim arkadaşlar. Üzerine tuz koyalım. Tamamdır, kapatalım artık. Kısık ateşte biraz pişecek. Evet canlar, biz yemeğimizi yedik. Cevdet'e yaptığım kısmı çekmedim artık size, uzun olur diye. Yemek enfes olmuş gerçekten. Bayıldım. Yememek için hepsini kendimi zor tuttum. Birazını da yarın için ayırdım kendime. Mükemmeldi. Tadı damağımda hala. Öyle bakalım, bu videoyu da artık burada kapatayım. Umarız beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve kanalımıza abone olursanız bizi çok sevindirirsiniz. Bu arada zil butonuna basarsanız videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Size bildirim geliyor çünkü. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.